Savaşı döneminde Anadolu'da başlatılan direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan Fenerbahçe'nin kazandığı General Harrington Kupası efsanesinin etrafında anlatan Zaferin Rengi filminin basın toplantısındayız. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, bakın filmde canlandırdığı karakterle ilgili neler söyledi. Ben Fenerbahçe'nin o dönemki başkanlarından birini oynuyorum. İngilizler tarafından Malta'ya sürgüne yollanıyor. Kubilay Aka film için neredeyse profesyonel bir futbolcu kadar sahaya çıkıp top oynadıklarını ifade ediyor. Güzel oluyor yani. Gerçekten top oynuyoruz, gerçekten çekiyorlar, gerçekten bazı şeyler yaşanıyor. Tıpkı Fenerbahçe'nin futbolcu kadar top oynadık. Kubilay Aka, eski tip kramponlarla ve toplarla futbol oynarken çok zorlanmış. Ya zaten ben haftada 3 büyük saha top oynuyorum. O yüzden çok da böyle hani fiziki olarak zorlanmadım ama toprak saha, kramponlar böyle kunduradan bozma kramponlar o dönem top 3 kilo çok zorlandı. Çok farklı bir şeydi yani. Ama ruh olarak yine Fenerbahçe ruhu oradaydık yani. Birce Akalay, Zaferin Rengi filminde Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir rolü olan Halide Edip Adıvar'ı canlandırıyormuş. Kurtuluş mücadelesi, milli mücadele zamanında çok ciddi bir figür olmuş. Ülkenin, yurdun, vatanın kurtarılması özelinde yaptığı mitinglerle, çok sayıda mitingle, fikirleriyle, düşünceleriyle, yazılarıyla, kız çocuklarının eğitimine harcadığı emekle, yurdun dört bir yanında bu arada, aynı zamanda bir asker olarak bu vatan için çok cansiperane çalışmış bir figür, tarihi bir figür. O yüzden benim için çok değerli, çok kıymetli. Gülper Özdemir, Zaferin Rengi ile ilk kez bir sinema filminde yer alacağı için çok heyecanlı. Bu benim ilk sinemam olduğu için çok heyecanlıyım öncelikle. Gurur verici bir işin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ve Şubat'ı bekliyoruz diyebiliriz herhalde, bilmiyorum. Onu söyleyebilir miyiz şu an? Zaferin Rengi filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Size de iyi günler.